Eskişehir'in çok kıymetli ev sahipleri, bugün bir kez daha Eskişehir'de sizlerle birlikteyim. Aylar önce Yılmaz Hocam bana camiyle namazla aran nasıl dedi. Dedim bayram namazına giderim. Cuma'ya gider misin? Cuma namazına giderim. Ramazan'ın ilk cumasını bana ayırır mısın dedi. Tabii hocam dedim, ne yapacağız? Dedi ki bir cami yaptık. Son olarak onu açıp Eskişehir'e 100. yıl camiini emanet edip ondan sonra görevimi büyük bir iç huzuruyla teslim edeceğim dedi. Herhalde bütün bir program içinde, şimdi 3 farklı ilde, ben bugün Ankara'da uyandım, Eskişehir'deyiz. Ardından Isparta ve Burdur'da mitinglerimiz var. Son olarak da İstanbul'da bir programım var. Programa ilk yazılan 100. yıl camiinin açılışıydı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Öncelikle gördüklerimizden dolayı çok mutluyuz. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Bey'le birlikte hocamız gezdirdi. Zaman zaman Eskişehir'de sokak aralarındaki camilerdeki birer gasilhanenin yetmediği, burada aynı anda 8 gasilhanenin birden hizmet verebileceği, üniversite hastanesinin morgunun yeterli olmadığı noktalarda Eskişehir'in bütün ihtiyacına yanıt verebilecek, taziye evinden ikramına, taziye evindeki çay ocağından hocaların taziye dualarını yapacakları imkanlara kadar her şeyin ayrı ayrı düşünüldüğü, beyaz renkiyle hepimizin bu güzel Ramazan gününde, bu güzel Cuma gününde ziyaret etmekten ve büyük keyif aldığımız muhteşem bir eser kazandırıyor hocam. Kapının 16 yılda yapıldığını ve Ali Bey'in emekleriyle yapılıp buraya hediye edildiğini görünce, 16 yıl önce hocam o gün ne düşünüyordu? Ali Bey bu kapıya ilk başladığında ne düşünüyordu bilinmez. Ama öyle bir tevafuk, ikisinin hayallerini bu caminin kapısında birleştirmiş. Üzerinde de Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e, peygamberimize indirilen ilk ayeti yazıyor. Oku. Zaten Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetiyle yola çıkan ve okuyarak bilimle, fenle inancı birlikte sürdürenler bu ülkenin gelişimine katkı koyacak olanlardır. Bundan 100. yıl camii burası. 100 yıl önce bu ülke işgal altındaydı. 100 yıl önce bu ülke şundan işgale uğramıştı. Matbaayı geçirmekte geç kaldığı için. Fene, bilime, bilim insanlarına gerekli önemi vermediği için bunu yapanlar güçlendiler, biz zayıfladık. Oysa benim şehrimde yetişen Fatih Sultan Mehmet kendi döneminde dünyanın en iyi mühendislerini getirip en güçlü toplarını döktürüp çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un fethini gerçekleştirirken gemileri karadan yürütebilecek kadar mühendislik harikası bir işle meşguldü. Çünkü o doğduğu Edirne'den Manisa'ya geldiğinde hocaları tarafından okutulmaya başladı. Okudu, okudukça öğrendi. 6 dil öğrendi. Dünyada ne kadar gelişmiş teknoloji varsa hepsini öğrendi. Ve imparatorluğa ve hepimize İstanbul'u kazandırdı, İstanbul'u fethetti. Şimdi oku yazan kapıdan içeriye girip Ramazan'ımızın İlk cuma namazını hocamızdan birlikte kılacak olmanın huzuru içindeyiz, mutluluğu içindeyiz. 100 yıl önce bu ülkeyi kurtaranlar bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdular. İlk Diyanet İşleri Başkanı dönemin Ankara Müftüsü Börekçi'dir. Birileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya geçtiğinde katli vaciptir denirken, öyle fetvalar verirken Börekçi Kurtuluş Savaşı'na katılmak için fetva verip Atatürk'e sahip çıkmanın ve Atatürk'le birlikte memleketi kurtarmanın fetvasını veriyordu. Atatürk
din ve devlet işleri birlikte çok doğru bir şekilde yürütülsün diye insanların ibadet özgürlükleri için, inanç özgürlükleri için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğunda ilk Diyanet İşleri Başkanı'na da dönemin Ankara müftüsü Börekçi hocamızı getirmişti. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlere, o günden bugüne bu memlekette ezanlar susmasın diye, bayraklar inmesin diye, vatan bölünmesin diye hayatını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin üzerinde bayrağımızın ilelebet egemenliğimizi simgeleyerek dalgalanmasını, dinimizin çağrısı ezanlarımızın günde 5 vakit okunmasının bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk arkadaşları ve bize emanet ettikleri cumhuriyete sahip çıkan herkesin emekleriyle okunmaya devam edeceğini biliyoruz. Son sözüm, Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin'de zulüm sürüyor. Şu ana kadar 32 binden fazla insan, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için ateşkes ve kalıcı bir barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. 3. Genel Başkanımız Bülent Ecevit'in Yasar Arafat'la kurduğu dostluk ve Filistin'e verdiği desteği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor. Önce tüm İslam coğrafyasına ve bütün dünyaya barış getirmesini mübarek Ramazan'ın bir kez daha diliyorum. Hocama, ekibine böyle bir eseri Eskişehir'e kazandırdıkları ve tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına da örnek olacak böyle bir bütünleşik kompleksi kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar.